yapamayan bir inek için köye çağırıyoruz. İlkine doğum yapacak bir düve, muhtemelen iri bir buzağı var, zor bir doğum olacağı benziyor. Ana rahmindeki buzağa yön verebilmemiz için ilk önce ayaklarına ip takmamız gerekiyor. Hem sağ ayağına hem sol ayağına ip takıyoruz. Akabinde kafasını kaçırmamamız için de hekimlikte göz çengeli dediğimiz bir göz çengelini sağ ve sol göz çukurluklarına yerleştirdikten sonra kafasını dengeli bir şekilde dışarıya almak için çekmeye başlayacağız. Alabilmemiz için ayaklarına bağladığımız iplere herhangi bir tahta parçası veya destek demiri bağlıyoruz ki 3-4 kişi birden çektiğinde daha rahat kuvvet alalım. Çünkü yavru bayağı iri, anne için zor bir doğum olacak. Gel delikanlı, bir tane daha gel. Neyse dediniz ya. Bayağı güce ihtiyacımız olacak. Evet. Kapıya doğru. Dört kişiyiz. Bayağı kuvvet almamız gerekecek. Yavru bizi zorlayacak. Anne de bayağı zorlanıyor. İri bir yavru. Aslında her şey doğal yoldan gelişiyor. Kuvvet alabilmemiz için birbirimize destekli komutlar veriyoruz. Destekli komutlarla güç almaya çalışıyoruz. Gayretimiz artsın diye. Bu arada anne de aşırı zorlanıyor. Bütün gücüyle gayret etse de biz de destek veriyoruz. Ancak buzağı kanala geldi. Dışarıya çekmeye başladık ama kalça takılması ihtimali çok yüksek. Kalça annenin kalçasına takılacak. O arada biz bayağı bir zorlanacağız. Yük bindirebilmek için, kuvveti arttırabilmek için destek oluyorum ve kendim de vücudumla yük sağlamaya çalışıyorum hayvana. Ancak bu şekilde bu zorlamayla dışarı alabileceğimiz gözüküyor. Zor da olsa doğum gerçekleşti. Mal sahibi bile yere düştü. Buzağımız nefessiz kaldığı için oksijen vermemiz gerekiyor ve canlanması için soğuk su dökmemiz gerekiyor. Kafasına soğuk su döktüğümüzde ilk kalbin tetiklenmesine sebep olarak buzağının nefes almasını sağlıyor. Nefes gerçekleştikten sonra artık ölümcül hayati tehlike ortadan kalktı. Ölümcül tehlike ortadan kalktı. Bir iki defa daha su döktükten sonra annesinin yanına salıyoruz. Annesi enteresan bir şekilde yalıyor. Buzağı yalayarak arka tarafından başlıyor yalamaya. Arka tarafından ön tarafına doğru yalaya yalaya canlandırmaya başlıyor. Bunun sebebi de akciğerde herhangi bir şekilde su kaldıysa biz buna doğum suyu diyoruz. Çara yutmuş diyoruz yerli dilde. Bunu annesi yalayarak, arkadan başlayarak, kafasına doğru yalayarak akciğerlerine masaj yapıyor ve kaçan suyu dışarıya çıkarıyor.